Sayın konuklar, şimdi sahneye Vodera Türkiye Yönetim Direktörü Sayın Ömer Ekinci'yi davet ediyorum. Kendisi Geleceğe Tutkuyla Tırmanmak isimli sunumunu yapacak. Bir 40 dakikamız var. Benim için bugünün ayrı bir önemi var. O da yeni bir girişimimiz var. Daha bebek, birkaç günlük. Onu ilk defa bu sunumda lanse edeceğim. İlk defa burada bahsedeceğim. Onu da Pozitif TV üzerinden, internetten izleyen arkadaşlarımız için de aynı zamanda duyurmuş olacağız. Evet. Daha önce insan kaynakları zirvelerine katılmıyordum. Böyle insan kaynakları ya da işte kariyer günleri gibi toplantılara çok fazla katılmıyordum. Sebebi de şu, esasında ben insan kaynaklarına inanmıyorum. Yani insan kaynakları dediğimiz şey aslında şirketin kaymakları oluyor. İnsanın kaynağı asıl öne çıkartması gereken şey iken insanın kaynağının ne olduğunu hiç konuşmuyoruz. İki tane hikayem var size. Bir tanesi hiç kimse yanınızda değilken başlamak üzerine. Hiç kimse size inanmıyorken adım atmak üzerine. Hiç kimse sizin yanınızda değilken o ilk adımı atıp kimsenin yanınızda olmasını beklemeden onun olacağına inanmak üzerine. Bir o konuyla ilgili, bir de ikinci konuyla ilgili iki video izleteceğim. Onun dışında böyle çok uçmalı kaçmalı, şurayı şöyle kurmuş, burayı böyle büyütmüş gibi hikayeler anlatmayacağım. Çünkü Facebook'un nasıl kurulduğunu emin olun hiçbirimize bir faydası yok. Bugün oluştuğu, ulaştığı noktanın da çok bir faydası yok. Biraz işin felsefesine inelim diyorum. Yani insanın ve işin, kariyerin. Hepimiz bir kariyer peşindeyiz değil mi? Hepimiz kendi kariyerimizi oluşturmanın ve adımlarını hızlı hızlı atmanın, bir yere çıkmanın, bir yere tırmanmanın peşindeyiz. Kendi kariyerimle ilgili planlarım, düşüncelerim, hayallerim var diyenleri bir görebilir miyim? Siz? Var değil mi? Mikrofonunuz var mı acaba? İsminiz? Yağmur Hanım. Şimdi bir kişi üzerinden gidersek zannediyorum tüme varım yapmış olacağız, tüme ulaşmış olacağız. İsminizi tekrar alalım. Yağmur. Hangi bölüm? Elektrik. Nasıl bir kariyer düşünüyorsunuz? Hayalinizdeki kariyer nasıl bir kariyer? Yani... İçinizden geldiği gibi rahat olun. Nasıl içinizden geliyor? Aklınıza nasıl geliyorsa. Çok uçuk da olabilir. Şu anda aklıma bir şey gelmiyor. Peki. Yine de söyleyin o zaman. Mikrofon bir kere elinize geldi artık. Yapacak bir şey yok. Peki başka kariyerimle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Hanımefendi. Sesiniz gelmiyor galiba. Seçil Özabacı, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisiyim. İnsan kaynakları yöneticiliği düşünüyorum. Okulumu Şubat 2012 tarihiyle mezun oldum. 3,5 yılda bitirdim. En büyük hedefim insan kaynakları yöneticiliği ama şu anda gittiğim her iş görüşmesinde ne yazık ki deneyimim de biraz finans alanında olduğu için iktisat bölümü mezunu olduğum için işte hani niçin finansa, bankacılığa yönelmiyorsun da insan kaynaklarına yöneliyorsun tarzı eleştirileri, ön yargıları yıkıp gerçekten ileride çok iyi bir insan kaynakları yöneticisi olmaktır hayalim. Peki. Esasında birçok sorunu da bir arada barındırıyorsunuz. Yani değil mi? Evet. Yani benim aslında sunumda bahsedeceğim bütün problemler neredeyse var sizde. Problem gibi gözüken şeyler. Ben 28 yaşımdayım. 1984 Erzincan doğumluyum. Şu anda da Desnet Bilişim Grubu adında bilişim tabanlı, internet tabanlı işler yapan, farklı farklı birimlerden oluşan bir şirketin yöneticiliğini yapıyorum. İnternet girişimlerim var. Bir tanesini bugün burada duyuracağım ilk olarak. Bir tanesi de saklışehir.com diye bir e-ticaret sitesi. Hikayemiz şu aslında.
Yaptığımız şeyleri bir bakabilir miyiz? Oradan YouTube. Evet. Bana bir gönüllü lazım. Siz alabilir miyim? İsim? Mikrofonu alayım. Şimdi insanı tanıyalım önce. Hani aynanın karşısına yanıma gel. Okay, Buket. İnsanı bir tanıyalım. Hani bu bir yerlere, bir işlere yerleştirmeye çalıştığımız, şu dışarıdaki standlardaki insanlarla tanıştırıp da iş görüşmelerine koşuştura koşuştura gittiğimiz, bir şekilde bir yere kapı katmaya çalıştığımız, kapı attırmaya çalıştığımız insan nasıl bir insan? Neden bahsediyoruz? Yani kariyer derken, iş derken nasıl bir işten, nasıl bir hayattan bahsediyoruz? Bir çocuk şu anda dünyaya geldiğinde Türkiye'de 20 bin dolar borçlu olarak doğuyor. Yani ilk daha üzerine bir şey giyinmeden 20 bin dolarlık bir borcu üzerine giyiniyor. Ve bu borcu ödemeye çalışmaya başlıyor öncelikle. Ya önce borcu arttırıyor tabii. Belli bir yaşa kadar borcu arttırıyor. Sonra bakıyor ki o 20 bin dolar olmuş 120 bin dolar. Sonra başlıyor o çalışmayla, o tempoyla borcu ödemeye çalışmaya. Ve geldiği nokta ne? İş hayatına giriyor, bu arada evleniyor, bu arada bir taraftan borç artıyor, bir taraftan borçlanıyor, kredi, faizler, işte taksitler vesaire. Bunları ödemek için daha çok çalışma. Baktığımız zaman doğduğumuzda edindiğimiz borcu, sırf doğmakla edindiğimiz borcu ödemeyle hayatımızı sona erdiriyoruz. Sona geldiğimizde ise en çok derdimiz ne oluyor? Şu kadar borcum kalmış, işte bu kadar borcum var, ne yapacağım, işte yaşlandım vesaire. Baktığınız zaman bu borcun peşinden gidiyoruz hep. Kaçımız şu ana kadar bir iş görüşmesinde sen ne yapmak istiyorsun? Yaptıkların, üniversitenin vesaire hepsinin dışında hayalin nedir? Sorusuna muhatap kalıyor. Bir işe gireceğiniz zaman, geçen gün Twitter'da yazdığım bir ilginç bir konu, bir iş görüşme, iş ilanı, bir yazılımcı arıyorlar ve diyorlar ki girişimci ruha sahip yazılımcı. Çok düşündürücü değil mi? Ya büyük ihtimalle biz sana maaş vermeyeceğizin Türkçesi olabilir. Yani hani hisse vereceğiz sana, maaş vermeyebiliriz. Evet. Şimdi kariyeri uğruna, yani bir kariyer uğruna heba ettiğimiz ve koşuşturmacalarla yoğurduğumuz insanı bir tanıyalım. İsminiz tekrar? İsmim Buket Serper. Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunuyum. Hı-hı. 2010 yılında mezun oldum. Daha sonra bir iki aylık IZET stajyer olarak bir Slovakya'ya gittim. Şu anda o firma için çalışıyorum hala home office olarak. Bu kadar. Peki. İnsan dedik ya, enteresandır. Öncelikle başladığımız zaman kendimizi anlatmaya hiç kendimize ait bir şey anlatmıyoruz. Okuduğumuz okulla ilgili, çalıştığımız şirketle ilgili. Gelelim Buket. Kaç yaşındasın? 24 yaşındasın. 24 yıldır aralıksız yaşıyorsun yani. Evet. Buket, şu ana kadar kalbinin hiç şöyle bir şey dediği oldu mu? Ya Buket, ben bugün çalışmasam, gelmesem okula. Sen bugün, dedi mi? Tabii ki oldu. Nasıl dedi? Sen o gün nasıl gittin? Yani okula gitmek istemedim ama mecburen. Öyle değil. Senin adına değil. Kalbinin ben bugün çalışmayacağım, sen takıl dediği. Yahut da gözlerinin bugün ben görmesem nasıl olur? Nasıl olsa bak bu kadar engelli insan var. Sen de Buket biraz halden anla bak insanlar ne halde bunu öğrenmiş ol. Dediği oldu bu gözlerini görmeyecek. Sevgili arkadaşlar bir insan vücudunda 12 milyon santimetre uzunluğunda, özür dilerim 12 milyon metre uzunluğunda kılcal damar hattı var. Bunu dünyada üretilmiş en ince kablo ile yaptığınız zaman bu binadan daha büyük bir sarmal yapıyor. Ve baktığınız zaman makineci olan varsa aramızda bilir ki bu kadar yüz binlerce parçadan oluşan, küçük makinecikten oluşan, hücreyi saymıyorum bile yani milyarlarca hücre var vücudumuzda da, yüz binlerce makineden oluşan bir beden düşünün ki 24 yıldır aralıksız çalışıyor. Ve hasta oluyoruz. Mide hastası oluyoruz, kalp hastası oluyoruz. Ama durmuyor makine. Durmayan, sadece zaman içinde kendini onaran bir muhteşem makineden bahsediyoruz. Bu keçim, teşekkür ederim. Ve biz bu makineyi 1500 lira maaşla, artı sigorta, artı yol parası, artı bir takım sosyal imkanlarla
bir işe yerleştirmeye çalışıyoruz. Hadi burada zannetmiyorum o kadar çok olsun. Anadolu'nun çok ücra yerlerinde 1000 üniversite öğrencisinin 1000'inin de sadece ve sadece KPSS hayaliyle şu sıralara oturduğu yerler görüyoruz. Bartın'da, Çankırı'da izleyenler varsa onlar çok iyi biliyorlar. Sadece KPSS. Düşünsenize bu kadar muhteşem bir varlığı, bu kadar muhteşem makineyi sadece bir KPSS'ye hedeflemek ve ondan sonra sadece iyi bir maaşım olsun, devam edeyim. Kredi kartı borcumu ödeyeyim, devam edeyim. 5 sene sonra bir arabam olsun, devam edeyim. Hayallerimizde bir eksiklik yok mu sizce? Bu kadar mükemmel bir makine yanlış çalıştırıyor olabilir miyiz? Sadece çalışmak. Ne için çalışıyoruz? Çok güzel bir slogan var bir tatil şirketinin. Bir yıl boyunca tatil için çalışıyoruz. Tatil oluyor, işimizi özlüyoruz tekrar. Mesele nerede başlıyor biliyor musunuz? Yakın zamanda bizden ayrılmış genç bir arkadaşımız şöyle bir şey yazmış. Şimdi ben biraz fazla çalışmaya, böyle yoğun çalışmaya alışmış birisi olduğum için benle çalışmak da biraz öyle. Bakın sizlerle eş bir arkadaşımız şöyle bir yorum yapmış. Şu anda Desnet'ten ayrıldım. Şimdiki işimde çok rahatım. Rahatım yerinde. Düşünsenize. Biz savaştan Almanya ile beraber Almanya yenildi diye yenik ayrıldığımız dönemden bugüne geldik ve aynı dönemden aynı döneme Almanya nerede, biz neredeyiz? Neden? Çünkü biz rahatımızı düşündük önce. Biz rahat edelim. Rahatım yerinde. Bakın kriter ne? Rahatım yerinde. Eğer biz bugün rahatımız yerinde olan bir iş arıyorsak, ne biz, ne bizlerden oluşan bu ülke hiçbir yere gitmeyecek demektir. Çünkü rahatı bir şekilde kurtarırsın. 1000 lira maaş da alsan bir şekilde idare edersin. Rahatım yerinde. Ne kadar trajik bir cümle değil mi? Ne yapalım? Yani gece gündüz çalışalım mı diyorsunuz? Hayır. Ama hayallerimizi hiç kendimize göre koymuyoruz. Hepsinden çıkın. Şu dışarıdaki standların hepsini kapatın gözünüzde. Düşünsenize. Gidiyorsunuz bir insan kaynakları müdürüne ve yüzünüze bile bakmadan CV'nizi alıyor. 300 tane diğer CV'nin arasından ve sizi neye göre kıyaslıyor? Okuduğunuz okuldaki o 1 ile 4 arasındaki puana göre. Ne yapıyorsunuz siz? Yani ne ürettiniz şimdiye kadar? Demiyor kimse. Ne hayalim var? Demiyor kimse. Baktığınız zaman kriterler o kadar basit. Yani CNC tezgahı alır gibi işe alım yapıyorlar. Kriterlerine bakıyorlar sadece. Bu dakikada 100 bin üretim yapıyor, bu 150 bin üretim yapıyor. Bu şu kadar yazılım dilini destekliyor, bu kadar. E sizde de öyle. Bu 2 dil biliyor, bu 3 dil biliyor. Buna göre kriterize ediyoruz biz kendimizi. Öncelikle bu şikayetlerden sonra ki biz şikayet makamı değiliz. Sizin de şikayet makamı olmadığınız gibi artık biz bu ülkenin sahibiyiz. Bu ülkede iş yapacak olan, bu ülkeyi bir yere getirecek olan birisi varsa o da biziz. 1,5 sene önce Çanakkale 18 Mart, Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümünde bir anma etkinliği düzenlendi. Ben de oradayım ama protokol falan çok ağır. Ön taraf olduğu gibi işte bakan, Ulaştırma Bakanımız, İstanbul Valisi, milletvekilleri, seçim öncesi olduğu için milletvekili adayları. Böyle silme ön taraf protokol. Ben 2009'da bir girişimcilik ödülü almıştım. Ulaştırma Bakanımızın elinden almıştım. O yüzden de bana karşı bir şey var, sempatisi de var sağ olsun, ilgileniyor. Ve her seferinde de mutlaka quiz'i nasıl gidiyor, İşte Desnet nasıl gidiyor diye sorar. Ki bence bu ülkede daha iyisi olması lazım. Yani elde tutulan değer bu gençler olması lazım. Sorulması gereken, halat iyi olması gereken, desteklenmesi gereken siz olmanız lazım, biz olmamız lazım. Ama şimdi siz bir devletten kredi almaya, destek almaya, hibe almaya gittiğiniz zaman 100 bin liralık hibe alacaksanız size şunu soruyorlar. 100 bin liran varsa gel al. 100 bin liralık bir teminat göster bize, biz sana 100 bin lirayı verelim. Yani 0 ile 200 bin arasındaki 2 ayrı grup oluşuyoruz. Zaten 0 olan 0 kalmaya devam ediyor. Daha iyisi olması lazım.
18 Mart'ta benden önce işte uzun uzun konuştular. Bakan Bey demiş ki Ömer de 5 dakika konuşsun. Çünkü arkadaki katılımcılar olduğu gibi üniversite öğrencileri. Şimdi Vali Bey'den sonra yemeğe geçilecek. 5 dakika bana süre verdiler ki protokolde validen sonra kimse konuşmaz. Vali Bey ben çıkınca o yüzden biraz böyle şey oldu. Suratı değişti. Ben protokol falan o kadar bilmiyorum tabii. Bir sıralaması varmış mesela. Baştan sona sayın valim, sayın milletvekilim vesaire. Onu toparlayana kadar zaten 5 dakikanın yarısı gidecek diye ben hızdan geçtim. Yapmamak lazımmış. Benden önceki sunumu yapanlar, benden önce konuşan vekiller, belediye başkanları, valiler tek bir şeye temas ettiler. Dediler ki 100 sene önce işte ecdadımız şunu yaptı, bunu yaptı, şöyle kahramanlıklar gösterdi. Hepimiz bunun fazlasıyla farkındayız ve gurur duyuyoruz. Gel gelelim. 100 sene önceden bir gün bu tarafa kimse gelmedi. 100 sene önce nerede kaldıysak herkes orada devam etti. Ben de çıktım, ben şöyle düşünüyorum. Şimdi benim buraya gelmemin bir anlamı olması lazım. Yani bir anlamı var. Benim buraya işi gücü bırakıp veyahut da olmam gereken başka bir yeri bırakıp buraya gelmemin bir anlamı var. Bir manası var. Bir nokta bırakıyoruz hayata şu anda. Sizin her birinizin de burada olmasının bir manası var. O manayı bilmiyoruz. O manayı siz de bizim şu anda karşılıklı göz göze bakıyor olmamızın bir manası var. Başka hiçbir şekilde bizim burada olmamız mümkün olmayacaktı çünkü. Bir önceki gittiğim yerin de bir manası vardı. Ve bundan sonra gideceklerimiz, buradan birisiyle belki iş yapacağız. Belki daha farklı konularda konuşacağız. Belki bir iş kuracak, ben destek olacağım. Belki 10 sene sonra sizden birinin yanında çalışıyor olacağım. Bilmiyoruz ama bir nokta bıraktık şu anda buraya. Ben dedim ki, Ömer senin burada konuşma yapacaksan eğer bunun bir manası olması lazım. Hiçbir şey boşuna değil. Dedim ki şimdi ben çıksam buraya böyle atarlı atarlı konuşsam desem ki işte 100 sene önce ecdadımız şunu yaptı, bunu yaptı. Faydası yok. Gurur duyuyoruz zaten. Anıyoruz, anmak da gerekli. Ben çıktığımda şöyle bir şey söylemek ihtiyacı hissettim. Hiçbir zaman da konuşmalara hazırlanmıyorum. Dedim ki, zaten dedim büyüklerimiz söylenmesi gerekenleri söyledi. Ben başka bir şey söyleyeceğim dedim. Sevgili üniversiteli arkadaşlar, size bir sorun var. Şu anda yaptıklarımıza bir bakalım. Şu anda hayatımızı nasıl götürdüğümüze, nelerle uğraştığımıza, sosyal olarak, ticari olarak, okulla ilgili ne yaptığımıza bir bakalım. Sınavları nasıl geçiyoruz? Ne amaçla sınava giriyoruz? Sınava nasıl hazırlanıyoruz? Sınavı geçmeye mi çalışıyoruz? Yoksa öğrenmeye mi çalışıyoruz? Hepsini bir taraftan düşünün, kafanızdan bir geçin. Vaktimizi nasıl geçiriyoruz? İnternetteki vaktimizi nasıl geçiriyoruz? Hepsini şöyle bir derleyin kafamızda. Sorum şu. Orada aynısını sordum. Burada da hiç üstünüze alınmayın ya da alının. Bazı kısımlarını alının. Burada da aynısını söyleyeceğim. Küsmece, darılmaca yok. Dedim ki, 100 sene önceki ecdadımızla gurur duyuyoruz. Sizce, aynı şeyi size soruyorum. Sizce 100 sene sonraki torunlarımız bizimle, bizim 100 sene önceki ecdadımızla gurur duyduğumuz gibi gurur duyabilecekler mi? Ama dedim şu sahneye, tahtaya bir beyaz tahta koysak, bir beyaz pano assak ve desek ki şikayetinizi söyleyin, şikayetlerinizi söyleyin. Sırayla bakın herkes devlet, işte devlet-i Ali Osmani de buradayken herkes derdini söylesin. Okuldan, rektörden, dekandan, hocadan, evden, işte ev sahibinden, anneden, babadan, haladan, kardeşten, abiden şikayetlerimizi yazsak. Sabaha kadar yazsak biter mi? İşler karıştı. Şikayetler bitmiyor. Peki sevgili arkadaşlar, şöyle bir doğrulalım. Arkasına o kadar da yaslanmaması gereken bir ülkenin çocuklarıyız. O kadar uzun tatiller yapmaması gereken bir ülkenin çocuklarıyız. Şöyle bir doğrulalım. Sizce de artık şikayet değil de iş yapma sırası bizde değil mi?
Artık görev bizde değil mi sizce de? Zannediyor musunuz şuradan bir kapı açılacak, yukarıdan yeşil bir ışık aşağı vuracak ve yeşil renkli insanlar inecekler, diyecekler ki arkadaşlar siz oturun. Bunlar ülkeyi müreffeh ülkeler seviyesine çıkaracaklar. Siz hiç rahatınızı bozmayın. Eğri oturalım, doğru konuşalım, eleştirilerimizi doğru yapalım kendi içimizde. Öz eleştirimizi çok iyi yapalım. Sevgili arkadaşlar, artık oturup kendimizi çok iyi tanımlamamız lazım. Ben girişimci diye gidiyorum her yere, işte girişimcilik eğitimleri veriyorum ama asla kimseye şunu demiyorum. İşte bakın, sende işte gözünde ışık var, sen girişimci olmalısın, şirket kurmalısın. Hayır. Mevzu girişimci olmak falan değil, iş kurmak falan değil. Ben şimdiye kadar 7-8 tane iş kurdum. Çok şükür o da istihdam sağlıyor, o da gerekiyor. Onun da birilerinin yapması gerekiyor. Ama birilerinin de sosyal girişimlerde bulunması gerekiyor. Birilerinin de iyi kurumlara gidip oralarda dev şirketlerin başlarına geçmesi gerekiyor, yönetmesi gerekiyor, Muhtar Kent'in yaptığı gibi. Şimdi diyebilir miyiz ki bak adam girişimci değil, memur zihniyeti diyebilir miyiz? Çok komik olur yani. Kendimizi öncelikle tanımlamamız lazım. İnsanın kaynağı önce aynaya çırılçıplak bakmak. Aynada ne görüyorsunuz? Düşünsenize, size verilen şu dışarılardaki firmaların verdiği ya da bir dergiyi açtığınızda şunu söylüyor. En popüler meslekler. Nasıl yani ya? O zaman herkese bir dergi çıkartmak gerekmez mi en popüler meslekleri sunmak için? Mail atıyor çocuk, Ömer abi diyor, iki meslek arasında kaldım abi, yardım et. Nedir? Psikoloji ile inşaat mühendisliği. Hiç suçu yok ki çocuğun. Çünkü dergide görmüş, psikologlar çok iyi para kazanıyor. İşte inşaat mühendisleri, inşaat sektörü canlandı. Hepiniz inşaat mühendisi olun, haydi. Bizim öncelikle oturup kendi dergimizi yazmamız lazım. Bize ne uyar? Bizim için doğrusu hangisi? Bakın arkadaşıma sorduğum zaman, size sordum değil mi az önce? Arkadaşımız ne söyledi? Dedi ki, şu bölümü okudum ama bana soruyorlar, işte o bölümü okudun ama niye burayı istiyorsun vesaire. Ben iş görüşmesine gelen arkadaşlara ilk sorum şu. Her şeyi unut. Okuduğun okulu unut, artılarını eksilerini. Okuduğun bölümü unut, artılarını eksilerini. Bütün işler sana açık olsa, bütün kapılar sana açık olsa ne iş yapardın? Bu soru o kadar duru bir cevap verdiriyor ki size. Ya kardeşim sen ne yapmak istiyorsun diyorum açık açık. Ne yapmak istiyorsun? Amacın ne senin? Neyle mutlu olacaksın? Emin olun neyle mutlu olacağınızı bulun. Net olarak bulun. Yakın zamanda Alemşah Öztürk var. 4129'un ajans başkanı. O bir şeyde bahsetti. Dedi ki çok ilginç. Mesela dedi birisi bana sordu. Abi dedi ben müzikle ve oyunlarla çok meraklıyım. Oyunlara çok meraklıyım. Bana işte KPSS'ye mi girsem, bankacı mı olsam? Çünkü çocuk düşünüyor. Diyor ki bunlar diyor boş işler. Biliyor oyun boş iş. İşte müzik boş iş. Herkes şimdi müzisyen olayım deseniz bakın babanız ne diyor size? Bir deyin evde. Baba ben oyun sektörüne giriyorum diyeyim. Bakalım ne diyor size? Ne dedi biliyor musunuz Alemşah? Dedi ki o zaman sen oyunların için, oyun dünyada belki en büyük pazarlardan bir tanesi internet camiasında. O zaman sen oyunun içindeki müzikleri yapan bir prodüktör olabilirsin. Ne kadar yaratıcı bir fikir değil mi? Çok zor olabilir ama bakın rekabet yok. Gittiğiniz inşaat mühendisi olarak başvurduğunuz şirketlerde sizinle beraber 300 tane daha CV var. Şansınız CV'nizin en üstte ya da en altta olması. Tersten de başlayabilirler. E düşünsenize 300 CV arasından bir CNC tezgah teklifi vermiş gibi iş arıyorsunuz. İşte burada fark yaratmak gerekiyor. Sistemi değiştiremeyiz. İK'cılar aynı, şirketler aynı. Değiştiremeyiz. Burada şunu konuşmamızın hiçbir esprisi yok. İşte Türkiye'de işte insan kaynakları sektörü böyle kötü durumda. İnsanları işte 5'e 10'luk kalaslar gibi görüyorlar efendim falan. Gerek yok. Bu Abbas Güçlü'yle genç bakışın konusu. Bizim yapacağımız şey bakın çok basit ve net bir bakış açısıyla düşünelim. Biz kendimiz ne yapabiliriz? Hiç her şeyi değiştirmeden. Diyor ki çocuk, Ömer abi diyor 20 yıl önce zengin olmak daha kolaymış. Yani
bundan sonra söylenecek bir cümle de yok ki. Veyahut da verilecek bir cevap yok. 30 yıl önce, 40 yıl önce işte Kemal Has, Kadir Has kardeşler gitmişler Mercedes'e mektup atmışlar. Mail diyorum işte ağız alışkanlığı. Mektup göndermişler. Biz sizin distribütörünüz olmak istiyoruz. O gün bugündür Mercedes Türkiye bunlar getiriyor. Ne yapabiliriz? Sevgili arkadaşlar, bizim kendi doğrularımızı koyup kendi doğrularımızı ortaya koyup onların ışığında en doğru nerede olmamız gerekiyor? Kendimizi neyin üzerine uzmanlaştırmamız gerekiyor? Buna bakmamız lazım. Yani şuraya çıkan kim ne derse desin aynı şeyleri, onların söylediğini, buraya çok parlak bir adam çıktı, acayip ışık saçıyordu, işte çok yakışıklıydı, Koprolay'ın genel müdürüydü, şey, ben de o zaman o işe gireyim. Size uygun mu? Şuraya uygun mu? Şurası mutlu olacak mı? Rahat olacak mı? Önceliği kendinize vermezseniz hiç kimse size öncelik vermez. Etrafınıza bakın, farklı olmazsanız hiçbir yere varamazsınız. Aynı şeyleri yaparak farklı yere varamazsınız. Aynı yoldan giderek farklı noktaya varamazsınız. Gelelim hikayelerinden ilkine. Çok vaktim kalmadı, farkındayım. Zaten 40 dakika gibi bir sürem vardı. İnternet tamam mı? Olur, olur. Çok iyi olur. Birinci hikayem ve birinci video kendi gücümüzü doğru görmek adına. Türkiye'de ne yaparsanız yapın mutlaka arkanızdan birileri olmaz, yapamazsın, evladın batarsın, ele güne muhtaç olursun, git bak Halk Bankası'nın sınavı var, gir, günün belli, gecen belli, akşamın belli, manyak mısın sen? Sevgili arkadaşlar, Facebook'un ilk maaşlı çalışanının bir Türk olduğunu biliyor musunuz? Niye? Çünkü onun annesi de benim annem gibi. Diyor ki anne böyle bir global oluşum var bak çok büyüyecek, dünyanın her tarafına yayılacak. Oğlum sen manyak mısın? Serseri bir Amerikalının peşine düşüp gideceksin. Maaşın olsun, sigortan olsun, öyle olursa olur, yoksa yok. Bırakmam, Amerika'ya yollamam seni. Aynı benim annem de öyle çünkü. Ve düşünsenize o çocuk eğer ki adını bilmiyoruz bakın. Kurucusunun adını bildiğimiz halde onun adını bilmiyoruz. Çünkü o kolay yolu seçti. Belki içinden geçen oraya ben tamam yazılımcı olurum, maaş da istemiyorum, yeni kurulacak bir şey. Ben bu projeye inanıyorum, ben bu projede çalışmak istiyorum diyebilirdi. Demedi çünkü annelerimiz aynı. O yüzden sizin başkasını değil, burayı dinlemeniz lazım. Gerçekten ne yapmak istediğinizin peşinden giderseniz emin olun açılmayacak hiçbir şey yok. 2 videonun iki de beni ağlatmış videolardır. Çok inanılmaz derecede insanın kendi potansiyelini görmesi için gereken şeydir. Ne yapmamız gerektiğini gösteriyor. İşimizle ilgili olsun, toplumumuzun nasıl gelişeceği, nasıl refaha ulaşacağı ile ilgili olsun... Her şeyle ilgili bir video. Ne durumdayız? İnternet daha bağlanmadı. Tamam. Nerede başlıyor bizim peki? Yani bizim eksikliğimiz bakın dünyanın en girişken, en böyle inanılmaz hiperaktif ticaret konusunda çok kafası basan milletiyiz bence. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Evet. Dünyanın neresine giderseniz gidin, bir mağazaya mesai saatinin bittiği dakikada kasaya parayı uzattığınızda mesai bitti diyecek. Türkiye'de asla, asla duyamazsınız bunu. İçeride müşteri varken Harvey Nichols'da olsa kapanmaz. Çünkü bizim içimizde bir şey daha iyi yapma dürtüsü var. Hadi o zaman bir uyanalım. Şimdi küçük bir oyun videomuzda hazırlanana kadar. Şunu tutar mısınız? Şöyle bir doğrulalım. Elleri açalım. Ricam şu. Ellerimizi çırpacağız ama benim ilk üç kere de yaptığım frekansta, aralığı bozmadan. Hazır mısınız? Ben üç kere yapacağım, sonra siz başlayacaksınız.
Peki, niye hızlandık? Var mı yorumu olan? Ha? Niye hızlandık? Şöyle gür sesle söyleyebilirsiniz. Sırayla hızlı birkaç kişi söylesin. Nasıl? Çabuk bitecek gibi, evet. Başka? Önce bitsin. Nasıl dediniz? Ritim. Ama ilki de ritimdi. Karadenizli misin? Karadenizli misin? Peki. Başka? Evet. Durağan tempo bir süre sonra sıkmaya başlıyor herkesin olduğu gibi. Ve sürekli bir yere varmasını bekliyoruz bunun. O yüzden arttırıyoruz. Siz de bir şey tepki gösterirsiniz diye. En azından ben böyle düşünüyordum. O yüzden arttırdım birazcık. Peki siz? Evet. Başka? Evet. Yoruldunuz. Peki. Hanımefendi, gözlüklü hanımefendi. Yetmedi. Çok güzel. İlk defa bu cevabı alıyor. Sizin? Daha önceden bu tempo hep hızlanarak devam ettiği için bence bilinçaltımızda bir şey var. Bilinçaltı. Yani. Şimdi esasında her şeyi yorabiliriz bunu. Yani söylenenlerin hepsi doğru. Ben şuna yoruyorum. Yani bu şey gibi gelebilir. Rahmetli babaannem de şey derdi işte, elektrikler kesildi bak işte yerin altında da böyle olacak falan diye işte elimiz yanardı bak cehennemde böyle yanacaksın diye. O şimdi yaş gelmiş ya artık. O yüzden her şeyi ona yoruyor. Ben de şimdi her şeyi kendi işime göre yoruyor olabilirim ama bizim yaptığımız şey aslında daha iyisini, daha hızlısını istemek. Hiç şöyle bir şey duydunuz mu? Ben Japonya'da gördüm örneğin. Türkiye'de hiç görmedim. Zannediyorum görmemişsinizdir. Yani 30 yıl aynı şeyde çalışacağım. Ben daha üstü istemiyorum. Satış yöneticisi olarak değil, satış personeli olarak çalışacağım. 40 yıllık satış personeli gördüm ben. Satış yöneticisi olmak istemediği için o pozisyonda kalmış. Benim şu an iyi, keyfim yerinde, işim de iyi. Ben yükselmek istemiyorum. Duydunuz mu hiç Türkiye'de? Yükselmek istemiyorum diyen duydunuz mu? Şirketler niye batıyor söyleyeyim mi? Büyümeye çalıştığı için. Aynı şekilde giden şirketler hiçbir zaman batmıyorlar. Büyüme sırasında verilen kararlar yahut da hızlı büyüme şirketlerin sonunu getirebiliyor. Bir sebebi tabii ki bu. Demek ki bizim içimizde zaten daha iyisini yapma dürtüsü var. Ne durumdayız? Bir sorun yaşıyoruz da olmuyor. Yani. Teknik bir sorunumuz var. Aslında videoları göstermeyi çok istiyorum. Eğer yapabilirsen yine de ben isterim. Evet. O iki hikayeyi birden özetleyen bir video. Video göstereceğim size diyormuşum. Olmaz tabii. 30 yıl önce Topkapı'da bir dolmuş şoförü. Topkapı'yı biliyorsunuz, dolmuşçular durağını biliyorsunuz. 30 yıl önce Karadeniz'den yeni gelmiş, daha 20'li yaşlarının başında bir genç. Babasının bir dolmuşu var ve bu dolmuşta çalışıyor. Ve bir gün memlekete bir kız almaya gidiyor. İşte evleniyor orada köy düğünüyle. İstanbul'a bir geliyor ki babası bir şeye sinirlenmiş. Bizim Karadeniz insanı öyledir ya, bir şeye sinirlenir, koyar kapının önüne. Eşyalarıyla beraber gelinini ve oğlunu koymuş kapıya. Şimdi problemlerimize baktığımız zaman problemlerimizi nasıl çözüyoruz biz? Ya da nasıl çözemiyoruz? Nasıl çözülmez hale geliyor? Bir patatesi bütün olarak yemeğe benzetiyorum. Birçok sorunumuz var. Eminim şimdi sorsak işte birçok problemi arka arkaya söyleyebiliriz. Bizi problemleri çözülmez yapan şey onları bütün olarak görmemiz. Yani bir patatesi bölüp kesip yemeye çalışsak hiç problem olmayacak. Problemlerin ilkini ve en kolayını çözmeye çalışırsak problemler çözülüyor ya. Çok güzel bir örnek. Eşiyle beraber sokakta kalmışlar. Hemen koşuyor dolmuşçular durağına. Ve bir bakıyor ki dün çay ısmarladı, arkadaşların hiçbir tanesi yüzüne bakmıyor. Ne diyor? Bir tanesine yalvarıyor, diyor ki bak evlendim geldim,
işim gücüm yok, eşim sokakta, bana yardımcı ol. Lütfen ama lütfen senin servisin bittikten sonra, o zaman İstanbul şimdiki gibi 7-24 çalışmıyor. Akşam 8'de dolmuşlar duruyor. Ricam şudur diyor senden, 2 saatte senin servis bittikten sonra ben direksiyon sağlayayım, ne kazanırsam masraflarını ödeyeyim, benim bir şekilde çalışmam lazım. İyi tamam diyor, artık ne yapalım, madem düştün. Bir başka arkadaşına yalvarıyor, diyor ki lütfen bana evinin bahçesinde, evinin içinde bir yer ver, bir oda. Eşim hiç değilse orada dursun. Dolmuşçunun vereceği evden, odadan ne olacak? Bir küçücük kiler veriyorlar. Kilerin içinde yağ bidonları var. Yanmış motor yağ bidonları. Üstleri açık. Sinekler bir yağ bidonlarına dalıyor. Bir adamın ve eşinin üzerine. Bu noktada gidip de Ferdi Tayfur kasetini takıp ağlamaya başlamıyor adam. Problem çözmek için dertlenmekten uzaklaşmak gerekiyor. Yaptığı şey şu. Akşam bakın ne kadar büyük problemleri var. 5 kuruş parası yok, evi yok, işi yok, yeni evlenmiş, kimsesi yok. Daha ne olacaktı yani? Şu an bu adam başarısız olmayı sonuna kadar hak ediyor. Bu adam sürünüyor olsa hiçbir şey diyemezsiniz. Diyemezsiniz ki ya kardeşim sen bak bu kadar imkanın var diyemezsiniz. Yok. Bu adam başarısız olmayı sonuna kadar hak ediyor. Ama o hakkını kullanmıyor. Gidiyor. Dolmuşun başına oturduğu zaman bütün dertleri unutuyor. Bütün dertleri unutuyor. Çünkü o anda yapabileceği en iyi şey o dolmuşun direksiyonunu sallamak. Ve bir hedefim vardı diyor. Şimdi biz challenge diyoruz. O adam bilmiyor İngilizcesini yahut da kavramını. Bir hedefim vardı diyor. Her gece cebime 1000 lirayı koymadan dolmuştan aşağı inmeyeceğim. Dolmuştan aşağı inmeyeceğim diyor 1000 lirayı cebime koymadan. Saat oluyor gece 10. Cepte var 850 lira. Devam Abdurrahim. Saat oluyor 11. Cepte var 950 lira. Abdurrahim devam. Saat oluyor 12.30. Cepte var 980 lira. Devam Abdurrahim. Saat oluyor 1.30. Cepte var 995 lira. Abdurrahim devam. 5 lira için şimdi o ana geri dönelim. Ve kendinizi o adamın yerine koyun. Eşinizi eşinin yerine koyun. Ya da hanımlar siz kendinizi eşinin yerine koyun. Düşünseniz o son 1.30'da saat gecenin 1.30'unda son 5 lira için sizi avcılara Topkapı'dan bir kere daha götürüp getirecek olan motivasyon 5 lira olabilir mi? Hiç zannetmiyorum. Hedef koymuş. Bunlar da inanmışlık. Bununla hemfikiriz değil mi? Bunda da inanmak. Bir şeye inanmış ve her gün cebine 1000 lirayı koymadan inmiyor dolmuştan aşağı. Hedef koymuş. Şunu diyebilir. Bir şekilde bir işe yerleşeyim dediğimiz gibi, bir şekilde bir işe, şu işe kapağı atayım, bir şekilde şu Türkiye'deki önemli firmalardan biridir, bir şekilde gireyim dediğimiz gibi değil. Bir pozisyon belirlememiz gibi. Bir kariyerimizin adımlarını sanki biz kaderimiz yazıyormuş gibi belirlemek gibi. Bize uygun olanı, bize yakışanı karar verip uygulamak gibi. 1000 lira cebime koymadan inmeyeceğim aşağı diyor. Bir kağıt alabilir miyim yanınızda varsa? Ertesi sabah, tamam hiç, onu ver. Ertesi sabah saat 10, banka şubesine gidiyor. Banka şubesinde daha parayı çıkartmadan, daha cebindeki parayı çıkartmadan bankacı ona bir kağıt uzatıyor. Buyurun diyor, ben hazırladım. Kağıtta şu yazıyor. Bankanız nezdindeki hesabıma 1000 TL'ye yatırıyorum, imza. Eloğlu bankacı, babanızın oğlu değil. Biz babamız, annemiz bana güvenmiyor, iş kuracağım, şunu yapacağım güvenmiyorlar derken bankacı adama güveniyor ve kağıtları hazırda tutuyor. Bu inanmışlığın ötesi. Bize birisi inanmıyor demenin de tam tersi. Demek ki ne yapmamız gerekiyormuş? Önce inanacağız, sonuna kadar inanacağız. Şurayla inanacağız. Şu anda birinci senenin sonunda... Teşekkür ederim. Birinci senenin sonunda sevgili arkadaşlar, 2 dolmuşa ulaşıyor. Buraya bakın, son dakikalarım. Konsantre bir şekilde bitirelim. Birinci yılın sonunda 2 dolmuşu oluyor bu adamın.
İki dolmuşun patronu oluyor. Şu anda ise 60 bin tane araçla Türkiye'nin en büyük filosunun sahibi. Abdurrahim Albayrak, Altur. Biz şimdi neyin şikayetini yapabiliriz? Biz neyin başarısızlığını savunabiliriz? Neyin eksikliğinin arkasında durabiliriz? Neyi yapamıyoruz diyebiliriz? Gücümüz yok, yetmiyor, neye diyebiliriz? Ya başaramadık, imkanımız yok, neye diyebiliriz ya? İmkanımız yok, neye diyebiliriz? Mümkün değil. Süren bitti mi? Sevgili arkadaşlar, ben 2 yıl boyunca 125 konferansı hep aynı cümleyle bitirdim. Sonra bir ara dedim ki acaba yanlış mı yapıyorum? Sürekli kendimi mi tekrar ediyorum? Açayım onu. Sonra şunu fark ettim. Benim buraya geldiğimde 2 dakikalığına durabilir miyiz? 2 dakika. Duralım. Ne yapıyorsak bırakalım. Olur mu? Çünkü mikrofonunuz da açık. Sevgili arkadaşlar, bu söz benim size olan borcummuş. Bunu fark ettim. Gittiğim her yerde bu cümleyle bitiriyorum. Simyacı da geçiyor. Ve hepimizin hayatın özündeki cümle, özetindeki cümle. Diyor ki, bir insan bir şeyi gerçekten isterse, tabiattaki her şey onun olmasına yardım eder. Bir insan bir şeyi gerçekten isterse, tabiattaki her şey onun olmasına yardım eder. Bir insan bir şeyi gerçekten isterse, tabiattaki her şey, dağdaki taş, havadaki kuş, yanınızda oturan arkadaş, her şey ama her şey onun olmasına yardım eder. Sağ olun, var olun.